Kızlar, düşündükçe benim aklıma böyle çeşit çeşit şey geliyor. Biz acaba bu düğüne atla mı girsek? Rüzgar'ın dedesine bir sorsak mı? Hı? Ay yok, yok Pelin'cim. Ben sorumu geri aldım çünkü Başak şaka yapmıyormuş. Başak, sen çığırından çıkmak için bu teklifi mi bekledin acaba? Ben de bineceğim ata, dedesi versin ne olur. Hayır Bengüsü, no. Hayır, bak ata da ben bineceğim, gelinliği de ben giyeceğim. Lütfen öyle düğünümde ben de gelinlik giyeceğim diye tutturma bak. Konuşuyorum lütfen, tamam burada kapandı bu konu, hayır. Ya anne. Vallahi istersen babana şikayet et. Hayır, dediğim gibi ata da ben bineceğim, gelinliği de ben giyeceğim, bitmiştir, hayır. Tamam, son nokta. Eyvah, eyvah. Yandık biz Simoş, yandık, yandık. Bunlar böyle kavga eder. Yok, ben biraz daha imdat diye bağırmaya başlayacağım zaten. Kızlar, bana bakın. Bana düğünden önce bu kadar sıvı tükettirmeyin, tamam mı? Vallahi perişan olurum, o gelinlikle düğüne not. Yazın bunu, tuvalete gidiyorum ben. Söyle çabuk çıksın, benim çok çişim geldi. Tamam, koş o zaman önden, hadi. O girmeden. Koş, koş, koş. Ay çok. Öncelikle bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan tüm sevdiklerimize çok teşekkür ederiz. Ve duyduğum bazı şeyler beni çok mutlu etti. Özellikle bu geldiğimiz en güzel düğündü. Ya da bu benim gerçekten yemeklerine en bayıldığım ve en eğlendiğim düğündü. Bir de ama en güzeli, ben birbirine bu kadar yakışan bir çift görmedim. İşte ben onu duyduğumda gerçekten ağlayacaktım oğlum. Başak teyze çığlık atmıyorum. Bak sen temizlersin, kaçıyor. Ay Bengüsü, beni mi bekliyordun ya? Evet, Tafa'nın bitmesini bekliyordum. Tamam hadi geç geç. İpek saten karışımı mor elbiseler düşünüyorum. İşte kızlar, benim kafamda deli sorular şimdi. Yani kafam çok karıştı. Şimdi soruyorum, acaba yaz düğünü yerine kış düğünü mü yapsam? Yani mesela şey gibi, işte böyle Uludağ'da bir otelde böyle şömine kapısı falan. Ya güzel olmaz mı? Ya işte ama şeye karar ver. Pelüşüm, ya senin böyle orada oteli olan bir arkadaşın vardı, bir tanıdın. Sen onunla konuşsan da o bize böyle bir 80 kişilik falan bir rezervasyon yapsa. Ha? Yani nasıl olur? Ama tabii ben karar verdiğim zaman. Hı? 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 Şşt. Ya kime diyorum? Anneciğim, ben yandım. Başak teyzem öldürecek beni. Of ya. Ya Başak, ya ne trip yapıyorsun ki? 6 saattir dinliyorum da ya, kapasitem doldu. Ay ne trip atacağım ya? Ben Bülent'le konuşmaya gidiyorum yani. Tek tek anlatayım ki kendi fikri zannetsin. Ay ben de geleceğim seninle. Sinan'ı özledim. Tabii gel. Ya yani eğer Bülent itiraz edecek olursa, ki olacağını hiç zannetmiyorum ama Dolgu görevi görürsün, böyle birlikte bastırırız. Ay. Ay yok. Yok 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 yok. Hiç hiç yapma. Hava çok sıcak, ben evde kalayım, gelmeyeyim. Tamam. Seni seviyorum. Thank you.
Yıkadın mı ellerini anneciğim? Yıkadım. Aferin. Başak teyzem niye öyle bağırıyordu? Başak teyzem bizim sağır olduğumuzu zannettiği için öyle bağırıyordu. Söyle bakalım. Nereden anladın bir şey söyleyeceğimi? Ya sabırsızsın, heyecanlısın. Var yani bir şey. Bunu anlamak bu kadar zor değil. Tamam. Hadi o zaman sen tahmin et ne söyleyecekmişim. Şimdi şöyle olacak. Laf tabii ki kendiliğinden. İşte bizim ne zaman nikah tarihi alacağımıza falan gelecek. Tabii sen şey de yapabilirsin böyle işte. Zaman akıp gidiyor falan filan gibi böyle felsefik bir yerden de girebilirsin ama. Yani aslında işte. Başak. Bak ben seni bu konuda hiç yormayacağım, tamam mı? Sen ne zaman istiyorsan gidip nikahımızı o zaman hallederiz. Sonra böyle işte Simaylar, Pelinler falan hep beraber güzel bir yemek yeriz. Oradan da hop eve. Nasıl? Hop nasıl öyle? Hop. O hoptan önce sen bir şey yapmadın mı? Ha Başak bak ne olursun damatlık giymeyeyim ne olur ya. Öyle bir şey demedin geri al. Geri al o lafını geri al duyacağım geri alır mısın? Bir dakika ya Başak senin aklında ne var sen bana bir söylesene bakayım. Tamam söyleyeceğim ama bak. Ama bak, eğer itiraz edersen bu yüzüğü bu par... Yüzük! Nasıl ya? Aferin sana Başak, kaybettin değil mi? Söyle Başak, kaybettim de. Kaybettim, çıkardım parmağımdan de. Benim seçmek için günlerce uğraştığım yüzüğü kaybettiğini söyle Başak, ha? Ya ben onu kutusuna koydum. Ya Başak, niye çıkarıyorsun parmağından? Düğüne kadar eskimesin diye. Ben şey yapacağım şimdi, gideceğim o yüzüğü tek takacağım, öyle geleyim, öyle konuşacağım. Çünkü senin yüzün nasıl çıkmasını hiç istemiyorum. Seni çok seviyorum, tamam mı sen? Tamam, otur. Ne söyleyeceksen söyle. Otur, otur. Sen kalkma. Orada otur, bekle beni. Ben geleceğim, tamam mı? Tamam, ne söyleyeceksen söyle. Evet. Sürprizi bekliyorum. Gözümü kapatayım mı? İyi olur. Bir dakika, bir dakika. Sürprizden önce aklımda bir şey var. Eğer şimdi dede İsviçre'ye gidiyorsa bizim bu oyunu oynamamıza gerek kalmadı mı? Kalmadı. Pelin, hadi. Annene ne diyeceksin? Onu daha düşünmedim. Ama izin verirsen daha güzel bir şeyler düşünmek istiyorum şu an. Tamam. Kapattım. Seni gördüğüm an daha önce kimseyi sevmediğimi anlamıştım. Ve senden sonra da kimseyi sevemeyeceğimi. Sinan. Allah! Pelin! 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 Bittim ben! Ne oluyor Başak? Ya ben sana ne olduğunu anlatacağım. Ne olur yardım et. Bittim diyorum. Ya Başak, önemli bir şey konuşuyorduk. Günler çuvala mı girdi? Ya günler çuvala mı girdi? Sen durumun ciddiyetini anlamıyor musun? Bittim diyorum ya. Ya Başak dursana. Ya öyle bir zamanda geldik ki... Birazdan çok acayip romantik bir şey olabilirdi yani. Ya bizim de çok acayip romantik anlarımız olduğunda siz de gelip onu yarım bırak. Konuşturma beni. Bittim diyorum lütfen. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bittim. Ben hemen geleceğim. Hemen geleceğim. Başak. Ya Başak. Yani beni böyle saçma sapan bir şey yüzünden oradan çıkarttıysan var ya... Ay sanki bana çiçekmiş de toprağından ayırmışım. Hallere bak ya. Ya Sinan arkasında bir kutu tutuyordu. Belki içinde yüzük vardı. Belki bana evlenme teklif edecekti. Ya keşke Bülent de bana bugün verseydi o yüzüğü. Bugün vermiş olsaydı yani. Ah ama ben bilseydim o yüzüğü böyle ameliyatla böyle parmağıma kondurmaz mıydım? İğne iplikle elime dikmez miydim ben bak. Başak sen yüzüğü mü kaybettin yoksa? Evet. Ya Bülent'im onu ben böyle sırf Demet'e hasetlenip böyle içimi yemesin diye almıştı. Ben ne yaptım? Kaybettim. Yani kızım o yüzük için insanları böyle Bülent'in yüzüne tükürttürmeseydin iyiydi. Afiş de asmıştım sistem, onu da söyle. Evet, bir de rezil rüsva ettin. Başak, ben olsam direkt söylerdim ya. Bülent öyle maddiyata önem veren bir adam değil ki. Yani bence bir şey demeyecek. Evet, Bülent maddiyata önem veren biri değil ama bu bir servet değerinde. Gandhi olsa içi giderdi. Ay, o kadar mıymış? İnternette o kadarmış. Of. Ya Belüş'üm ben ne yapacağım? Ben nerede kaybettiğimi bile bilmiyorum ki. Oraya bakayım. Nerede olduğunu bilmiyorum yani. Ay vallahi işin çok zor sistem. Tamam. Aklıma bir fikir geldi benim. Şey dağılalım bir üç koldan arayalım ha? Yani Sima'yı bilemem de ben hiç yokum oralarda. Öyle mi? O zaman benim de nikah şahidim Simoş olur. En güzeli.
En güzeli zaten düğün günü terk edemiş kadınlar nikah şahidi mi olur canım? Simoş'un şahidiyle sen böyle ömür boyu mutlu olursun. Benim de nikah şahidim Simoş olacak. Sakın. No. Sakın gitmiyorsun. Sakın gitmiyorsun. Ben sana... Ama senin bana işin düşecek prenses. Göreceksin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.